Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz 8:20 geçiyor. Biz uyandık. Haktancım uyandırdı beni. Akşamdan şöyle salon örtülerini falan değiştirmiştim, toparlamıştım. Yerleri falan süpürdüm, tozları aldım. Temiz bırakmıştım salonu. Çok iyi oldu. Temiz salona kalktık. Günaydın oğlum. Günaydın. Evet, şimdi Hak'tan sabah kahvaltı için benden ne istedi? Sizce ne istemiş olabilir? Krep yapacağım. Krep canavarı çünkü benim oğlum. Malzemeleri çıkarttım. Ama önce çayımı demleyeyim. Hemen bir yumurtadan yapacağım. Önce şu bitirelim. Sabahları artık bayağı bir serin oluyor. Ya hırka giymek mecburi oluyor. Üşüyor çünkü insan sabahları. Pazartesiden sonra daha da serinleyecekmiş. Böyle diyorlar ama. Artık gerçi Ekim'in sonuna yaklaştık da. Ekim'in ortasındayız yani. Oğlumun krepleri de hazır. İki tane çıkarttım böyle. Hadi bakalım, ben şimdi çayları koyayım. Eşime de sesleneyim, o da uyansın. Ondan sonra kahvaltımızı yapıp dükkana gidelim. Saatlerimiz 9:20 var çünkü. Pime girdim şimdi arkadaşlar. Şöyle aktüellere bakayım diye. Şöyle size de göstereyim. İhtiyaçları olan bakabilir. Burada kozmetikler falan gelmiş, kişisel bakım ürünleri. Şampuan 61 lira diyor. Ay, burcunun rengi ne değişik. Çoraplar gelmiş. Suket çorap diyor. Kadın. Üçlü 37 lira. Beşli 65 lira. 65 lira. 36-40 numara. Bunlar, annem kalın istiyordu. Aslında kalın olsaydı bunları alırdım. Yarım konç havlu çorap. Family. Erkek çorap. Beşli 45 liraymış. 45 lira. İyiymiş aslında ya, 45 lira.
Hoppa. Ay sırtım ne ağrıyor. Uzun spor çorap 16,5 lira. İlgi alanım mikrofiber bezler piluş. Bu neymiş? Açmışlar bırakmışlar bak buraya. Şunlardan herhalde çok amaçlı temizlik bezi. 35 liraymış ama dokusu güzelmiş. Konfor sünger 16 lira. Hep bak dağıtmışlar. Aa tüy toplama tarağı. 85 liraymış. Nasıl acaba güzel mi bunlar? Ben normal tarıyorum arabı. Arabın tarağı var bir tane ince. Allah'ım şu taşların güzelliğine bak. Miniş miniş. 25 liraymış. Terlikler gelmiş böyle ama bunlar yazlık ya. Tabaklar gelmiş. Şöyle. Şu terlikler güzelmiş. Tüylü tüylü. Yumuşakmış da. Ne kadarmış terlikler? 40 lira. Vallahi iyiymiş. Kaç numara ki bunlar? 40 numara ama ayağımı acıtırmıştı benim. Şimdi banyo paspası 50 lira. Bu mu 50 lira? Yok canım. 50 lira değildir ya. He bak. Paspas seti 195 liraymış. Ama güzelmiş. Başka neler gelmiş? Hoppa. 2 bölmeli kahvaltı tabağı. 29,5 lira. Ama keramika gibi ya bunlar. Aynen seramikmiş. Çabuk şey oluyor bunlar çatlıyor. Cam şekerlik 69 lira. Meze tabağı 29,5 ikili. Ahşap mutfak gereçleri. Yok ihtiyacım yok ki. Kaşık seti. Aa ne değişik. Uzun kaşık seti. 14,5 liraymış. Saat 5'e geliyor. Biz marketten geldik oğlumla. Altılı su aldık büyük bir buçukluk. Ondan sonra tereyağı bitmişti evde. Kebir'in tereyağısını aldım gittim. Bir de ufak çöp torbası aldım. Başka da bir şey almadım. Birazcık aktüellere bakındım. Öyle arkadaşlar. Bakın Atatürk çiçeğim coştu maşallah. Sübhanallah. Çiçeklerimi de suladım bugün. Dün ördüğüm babeti de buraya koydum. Şimdi bugün de ip aldım. Tekrardan başladım. Renk böyle çoğaltacağım. Hem de simli ip de aldım. Öyle liflerim de burada böyle. Öyle. Hak'tan iyi çok şükür. Hak'tan'ın soranlarınız var. Allah razı olsun hepinizden. Hak'tancığım iyi çok şükür. Kendini iyice toparladı. Biz dükkandan çıktık arkadaşlar. Saatlerimiz 6:30. Nev Çarşı'ya gidiyoruz. Eşimle oğlumla birlikte. Şeye bakacağız. Elsvayık'ta Hakkı'na deri mont bakacağız. Geçen ben bir şey için gitmiştim. Orada gördüm. Beğendim gibi ama bir bakalım ince mi kalın mı. Bir giysin bir üstünde görelim. Ona göre bakalım bakalım. Bak bu saatlerde hep çalıştırıyorlar. Güzel oluyor. Evet. Bayılıyorum şunun rengarenk böyle dönüyor ya. Akşam olunca ışıklar yakınca daha da güzel duruyor. O arayacağım şey aynı bu ceket fakat deri. Deri mont. Aynı olarak bakma biraz şekli herhalde farklı olabilir. Kesinlikle önü fermuarlı zaten. Beğenmezsen deri mont. Bunu giyersin bak. Değil mi? Şunlara bakmıştık da şöyle modelleri geçenlerde ben görmüştüm ama şey ince de değişim üşür yani.
O yüzden eledik şu an bunu. Nerede ince? Bak şu da güzel Tolunay. Bin liraymış. Peşin fiyatı 1000 liraymış. Birisine giysin bir denesin. Şapka şeylerine bakabilir miyim? Eve geldik arkadaşlar. İlk başta o baktığımız deri montu almadık. Daha sonrasında video çekmiyordum o sıra gezerken. Bir tane bulduk. Termal mont. Şöyle dokusu falan çok güzel. İçinin astarı da çok kaliteli böyle. Deri'nin de orada hoşuna gitti onun da. Şöyle bir yüzünü çevireyim. Şimdi dedim ki eve gidince bir dedim sweatshirt'ünü giy. Okul sweatshirt'ün kalın o kapşonlu var ya. Bir de dedim onunla dene. Bakalım olacak mı? Çünkü M beden aldık. L'sin omuzları bol geldi. Şöyle bir termal mont aldık Aktan'a. Soğuk falan geçirmez dedi. Eşim böyle baktı. İçi falan da iyi. Her neyse böyle aldık, şimdi deneyecek o da. Normalde taksitli fiyatı 1442'ymiş. Peşin fiyatı 1300'e aldık arkadaşlar. M beden şöyle. Güle güle giysin inşallah. Gelsin bir denesin. Sivit tişörtüyle de baksın. Fişini de aldım, olmadı. Dediğim gibi bir büyüğünü alırız. Çünkü böyle tam üstüne oturan bir mont. O da böyle bir şey istiyordu. Bu da zaten deri görünümlü. Gayet hoşumuza gitti ama. Mutfağa gelecek olursak da Neye çarşıdayken Migros'a indik aşağıya. Hayale mama aldık. Daha sonra şöyle 1 kilo toz şeker aldım. Kabak almıştım ya, tatlısını yapacağım ama bilmiyorum ya bu akşam yaparım ya yarın akşamdan. Şekere basıp sabah pişirmem gerekiyor. Şöyle bir tane gül reçeli aldık. Bakalım 2 tane ekmek aldık. Daha sonra Neye çarşıdan doğduğuna üstlere indik çünkü vesait bulamadık. Minibüsler çok aşırı dolu geçiyor. Aşağıda dolduruyorlar. Hiçbir şekilde almıyorlar. Yukarıdan alacak yer yok yani. Şöyle 10 tane kuzu paça aldık. Birazdan bunları güzel temizleyeceğim, tüskülleyeceğim, yıkayacağım. Çorbasını yapacağım. Paçaların tanesini 25 liradan aldık. 10 tanesini 250 verdik arkadaşlar. Şöyle. Onlar da çok zamlanmış. Biz önceden 4-5 liraya falan alıyorduk değil mi paçanın tanesini? Kaç liraydı? Abi. 4-5 lira falandı. Birdenbire fırlamış yani. Şöyle demiştin ya. Şeye girdim diye markete. Bir tane çöp torbası aldım küçük. Bir tane de şöyle kebirin tereyağını aldım. Aldıklarımız bu kadar. Şimdi ben hemen güzel paçaları temizleyeyim. Sizinle birlikte şöyle güzel bir paça çorbası yapalım. Bir yandan da şöyle kola koydum. İçim yandı. O kadar çok dolandık ki. Hem Nev Çarşı'nın içinde hem altta Migros'ta çok karışık bir yer böyle Migros. Orayı bir gün size çekerim. Reçellerin yerini bulamadık. Dolan. Mamaların yeri öyle falan derken bayağı bir dolandık. Şimdi ben şu paçaların şu topalak yerlerini keseceğim, alacağım. Sonra da tütsüleyeceğim onları. Çok güzel tütsülemen lazım çünkü çok kıl var üstlerinde. Sonra kaynar suyu açacağım. Bunları poşur poşur yıkayacağım. Anca öyle içim rahat eder çünkü. Ama işte pişince de mis gibi oluyor. Tam bir şifa çorbası. Daha önce bu kanalımda ben paça yapmadım herhalde.
Yok, yapmadım, aynen. En eski videolarımda vardır. Doğru, eski videolarım şu an şeyde değil. Herkese açık değil. O yüzden görünmez. Hadi kesil. Bir de şeyler var. Büyük dana paçaları var. Onları böyle kesiyorlar. Ama onları pişirmeleri çok uzun sürüyor. Pişirmek yani. Bu mesela 1,5-2 saate yakın kaldım mı düdüklüde yumuşacık oluyor. Böyle kemiğinden ayrılıyor. Ama onları öyle değil. Böyle 3-4 saat tutmak gerekiyor. Kelle falan daha önce pişirmedim. Annem hep pişiriyor da. Ben daha önce pişirmedim. Zaten paçayı yapmayı da annemden öğrendim, kayınvalidemden. Temizlemesini, pişirmesini o göstermişti bana. Kaç sene önce. Kışının vazgeçilmez çorbası. Bilmiyorum, sevenleriniz var mı aranızda? Çay suyu kaynadı. Çayı demleyeceğim. Küçük tarafa çayı alayım. Ki bunları büyük gözle hemen bir tütsüleyim. Çayımı demlemiştim. Gayet güzel demini almış. Biraz daha dursun. Öyle şey yapacağım. Çay koyacağım. Paçalara güzelce tütsüledim. Temizlemiştim zaten. Beraber temizledik, gördünüz. Güzelce tütsüledim. Kaynar suyla rahat bir 10 kere yıkadım. Ondan sonra şuraya kadar su koydum. 10 tane paçayı koydum. İçerisine de 5-6 diş böyle sarımsağı böyle iri iri doğradım. Attım içerisine. Şimdi güzel bunlar. Rahat 1,5-2 saat haşlanacak. Böyle yumuşacık olması gerekiyor. Saatlerimiz 9'a çeyrek var. Muhtemelen 10.30-11'e doğru falan açarım düdüklüyü. Öyle, bunları da güzel yıkadım. Ellerim yandı ya. Vallahi hem onu sıcak suda yıkamakta hem de şeyde tütsülerken biraz zor oldu. Şimdi şöyle gideyim, biraz kolamı içeyim. Dediğim gibi şimdi yemek yemeyeceğiz. Daha sonra belki acıkırsak yeriz. Öyle canlarım. Güzelce haşlansın bakalım. Evet, paçalarımız pişti arkadaşlar. Düdüklüyü açtım. Açtıktan sonra hemen ocağa aldım tekrardan. Şimdi altını kısıyorum. Şöyle terbiyesini yaptım. 3 yemek kaşığı un var burada. 1,5 tane limon sıktım. Bir de yumurtanın sarısını koydum arkadaşlar. Şimdi güzel terbiyesiyle şöyle ılıştıralım. Daha tuzunu atmadım. Tuzunu en son atacağım. Önce bir ılıştıralım. O kadar güzel koktu ki içerisi, evin içerisi mis gibi paça koktu. Paça çorbası koktu yani. Şimdi bir kaşık daha iyice bir ılıştıralım ki şey olmasın, yumurta kesmesin. Şimdi de bunun içine bunu boşaltıyorum. Şöyle hiç kesmeden şöyle karıştırıyorum arkadaşlar. Paçalar o kadar güzel haşlanmış ki şey olmuş, derisinden, eti, kemiğinden ayrılmış, bakar mısınız? Tam tamına 1,5 saat kaynattım düdüklüde. Bir iki taşım kaynasın. Ondan sonra altını kapatırım artık. Tuzunu atarım ondan sonra da zaten. Sonra da sosunu hazırlarım. Şu yanık gibi olan, görünen yerler var ya, tütsülediğim yerler arkadaş. O kadar çok yıkadım ki
kadar güzel tütsüledim ki bunları anlatamam size. Hiç şeyim yok çünkü tahammülüm yok onları öyle şey böyle tüymüğü kalsın bir yerinde. Çok güzel tütsüledim. Biraz altını açıyorum. Evet, çorbamız hazır arkadaşlar. Bir 10 dakika dinlendi. En son tabii düdükten çıkartacağım. Yıkayacağım ama artık o sabaha olur. Çünkü çok kaynar bir çorba şu an bu. Şöyle mis gibi paçalarımız da yumuşacık. Ben yeni ettim hadi. Sosu da güzel oldu. Tadına da baktım. Tadı tuzlu da yerinde. Sarımsak rendeledim. Küçük şöyle küçük kavanoz var ya bende küçük kavanozlar. Ona sarımsak rendeledim. Yalnız sirkem şeydi yoktu. Alış sirkem var sadece onunla da olmaz. Sosunu hazırlayacağım yarın bunun üzerine koymak için. Sarımsak rendeledim 3-4 tane kavanoza dediğim gibi. Şöyle de sirke koyacağım içerisine. Biraz da pul biber koyacağım. Üzerine dökmek için. Şimdi şöyle çay koydum. Çıkan bulaşıkları falan da yıkadım. Çatalımı da alıyorum. Annem çünkü tatlı yapmış. Gideyim şimdi biraz tatlıdan yiyeyim. Şöyle mis gibi pasta yapmış. Harika olmuş tadı. Şöyle az bir şeyin daha yiyeyim. Çayımı da içeyim. Artık burada da sizinle vedalaşalım. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir yandan da kardeşlerimi izliyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogumuzda inşallah görüşürüz. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın canlarım. Sağlıcakla kalın.